Kameralara bak bakalım. Bak Kora. Bu Ekrem Kemal amcam. Bu Ekrem amcam. Merhaba adam. Evet, Atatürk. Evet, Atatürk verelim bir tane. Yok mu Atatürk? Bir dakika. Dur, sana veriyorlar bak. Sana veriyorlar. Çok güzel. Bence gelin hanıma şöyle bir Trabzon usulü bir şey versene. Şu güzel bakın, şu güzel. Vallahi he? Trabzon usulü. Yaz bir hesap tutun ha. Hesap tutuyor musunuz? Bir yere toplayacağız sonra yazın. Tamam. Ben ev sahibi yapacağım. Sonra bakın, sizinle hesaplaşacağız. Genel başkanım, bu da mütevazı mutfağınıza çok yakışacak. Hayır, hayır, hayır. Bir dahaki kamerada görelim. Yani şu da güzel. Renklerin tamam. Hepsi çok güzel. Şöyle derelerim var, atkılarım var. Beraber hadi olsa olur mu? Olur onu. Olur. Tamam, tamam. Tamam, bir bandana aldık. Bir bandana aldık. Tamam. Evet. Şöyle derelerim var. Şallarım torunlar var. Kaç yaşında? Torun daha küçük. Daha bir yaşında. Yeni yürümeye başladılar. Nasıl böyle baş ucunda durur? Bunu kıza takarız. Evet. Kıza takarız. Biliyorum biliyorum. Keşan tezgahı da kaldı. Yani çok, çarşı başında. Benim kaynanam iyi bir dokumacı. Öyle rahmetli. Evet. Yani iyi bir keşan dokumacısı. Evet. Kaldı rahmetli. Kaynanam. Köyümüzde dernek kurduk. Güzel. Köyümüzün iki ürünü var. Fındık ve yeşil çay. Biz yeşil çay kurutmaya başladık. Fındığımızı da inşallah bir fındık atölyesi kurup kırıp değerlendireceğiz. Toplayıp başkasına verene kadar biz bunları işleyip vermek istiyoruz. Sizlerin desteğini bekliyoruz. İlkokulumuzun tadilatına başladık. Kapalı 15 yıldır. 15 yıldır köyümüzün halkıyla. Yarısını yaptık, yarısı kaldı. Sizlere ulaştıracağım başkanım inşallah. Biz başlamış bir okulu Konya'da bitirdik genel başkanım. Temel aşamasındaydı. Rahmetli Necmettin Karaduman'ın da ismini verdik. Çok güzel bir okul oldu. Ama okulu açtırana kadar halk akla karayı seçti. Köylerde okul açılmasını işte bu toplama usulü var ya genel başkan. Onun için başkanımız siz bir konuşun. İsminiz neydi? Güler Hanımcığım. Bizim Veysel İpek'in köyü mü burası? Onlar Şalpazar'ından ama uzaktan akrabamız var. Benim matematik öğretmenim. Onun çocukları da iyi cerrahlar. İstanbul'da profesör. Tamam. Sizden biz bilgi alalım. Okulumuza destek olalım. Ben size dosya hazırladım vereceğim. İnşallah bizim kadınlara ne kadar destek verirseniz o kadar üretirler. Bugün söyledi ya Sayın Cumhurbaşkanım. Kırsalda kadının sosyal sigortalar ile ilgili sosyal güvencesiyle devlet ödeyecek. Kadın biz, ve gençler. Biz üretmeye hazırız. Evet. Kesinlikle hazırız. Evet. Kadınlar istediğiniz kadar istediğiniz üretimi yaparlar. Güzel, yeter ki destek olsun. Tamam. CHP dışında hiçbir partiye oy vermedi. Sizi çok çok seviyorum. Gerçekten Cumhurbaşkanımız. Bizi yalnız bırakmadığınız için çok mutlu olduk. Gerçekten burada kendimizi yalnız hissediyorduk. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Ayaklarınızı alıp sabah geçebiliriz. Ayrı bir şey vardır, yayla kültürü. Yani bir yaylaya çıkışları vardır, ayrı bir şenlik. Öyle mi? Özellikle affedersiniz, ineklerin bir süslenmesi vardır. Gelin gibi böyle. Envai çeşit renk,
İşte başından, boynundan, ziline kadar böyle cıvıl cıvıl ayrı bir renktir yani. Şalpazarı, Beşiktaş'ın bir bölümü. Eski adı Ahasar dediğimiz, az önce dediğimiz kültürün aslında şöyledir. Trabzon'un fethi 1461 ama aslında bu kültür 1200'lere kadar iniyor o dağlarda. Evet. Seherlerde takip ediyoruz. 48 yaşındayız. Aşağı yukarı 20 senedir takip ediyoruz. Bazı mağduriyetleri yaşamış insanlarız. Ve kendi adıma benim endişelerim var. O endişelerimin koruyucusu, kolayıcısı olacak mı acaba? Değişirse bir şeyler. Endişe, şimdi bir vatandaşın endişe taşıması doğru değil. Varsa bir endişe, kabahati siyaset kurumundadır. Evet. Sizde değil. Bu endişeyi gidermek de bizim görevimiz. Yani benim savunucum olacak mı? Şu kişinin savunucusu olacak mı gelenler? Veyahut da bana verilen hak benim elimden alınacak mı? Hayır. Bu konuda en ufak bir endişe duymak. Çünkü şimdi algı deniliyor ya. Sürekli işte kapatacağız, açacağız, şöyle yok, yapacağız, böyle yok, yapacağız. Yok. Yani revanş almak için mi gelecek, yok, gelecek asla, olan? Asla, asla. İnşallah. Asla. Öyle temenni ediyorum. İsminiz neydi? En ufak. Kamuran Hanım, hepimizin ailesi Yuvas aynı. Yapma, öyle bir şey olmaz. Rövanş almaya gelmesin yani. Olur, çünkü olur, biz bundan yorulduk artık ya. Birilerinin sürekli rövanş almasından yorulduk artık yani. Devlette kir olmaz, öfke olmaz, rövanş olmaz. Devlet adaletle yönetir. Adaletle yönetirseniz hiçbir şey olmaz. Herkesin giyimine, kuşanına, yaşamına saygı duymak zorundasınız. Yani onu kalkıp da ben şöyle yapacağım, böyle yapacağım, revanş alacağım, intikamımı alacağım. Hayır, onlar yok. Benim durumda da yok zaten. Gerçekten bunu size şu anda ifade etmiş olmak beni çok mutlu etti. Yani bu hassasiyetlerimizi inşallah herkes göz önünde bulundurur. Çünkü biz onu yaşamış insanlarız. Ben 28 Şubat'ta bir hemşire adayının başından kepini alan öğretmeniydi. O görüntüyü asla unutamıyorum. İnşallah öyle olmaz yani. O nedenle dedim, helalleşmek gerekiyor. Gücü elinde tutanın yapmış olduğu haksızlıklar karşısında devletin helalleşmesi lazım. Bir haksızlık yapıldıysa ben böyle bir öğretmenle de buluştum. Böyle bir öğretmenin sofrasına doldurdum. Ağlayarak bana anlattı bütün hikayesi. O doğru bir şey değil. Doğru bir şey değil. Asla doğru bir şey değil. İnşallah. Kolay gelsin. Tamam. Hiç endişe etmeyin. Tamam efendim. Hiç endişe. Selvi Hanım'a, Kudret Hanım'a. Bir fotoğraf çekilebilir miyiz? Geliyorsunuz zaten. Gençler sizi çok seviyor başkanım. Gençler sizi çok seviyor. Biz de onu başkanım.